Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Bugünkü videoda sponsorum olan BB Craft'tan gelen malzemelerle size tila boncukta ve aynı zamanda peyote dikiş tekniğiyle bir bileklik yapımını göstereceğim. Ekranda gördüğünüz kodu yazarak BB Craft'tan siz de %10'luk bir tasarrufla alışveriş yapabilirsiniz. Bu videonun açıklamalar bölümüne bırakıyorum linkini. Ve aynı zamanda gelen malzemelerin de linkini bırakıyorum. Sizler de BB Craft'tan temin edebilirsiniz. Eğer bana sorularınız olursa yine bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Şimdi gerekli olan malzemeleri geçelim. BB Craft'tan gelen malzemeleri kullanacağım. 11'e 0 böyle deli kaboncuk gelmişti. Gerçekten çok güzel galvanizli, yani özel bir ekstra bir sır var üzerinde. Kesinlikle yıpranmıyor ve üzerindeki boya çıkmıyor. Yine kartlar bölümüne bırakıyorum. Gelen malzemeleri görmek isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. 11'e 0 deli kaboncuk kullanacağım. Tila boncuk kullanacağım. Boncuk iğnesi, boncuk ipi. İsterseniz iple misina karışımı bir yine BB Craft'tan gelen böyle bobin şeklinde ip var. Hem misina hem de ip gibi karışık, yani size tavsiye ederim. Ve aynı zamanda tabi makas da gerekiyor. Şimdi hemen başlayabiliriz modelimize. İğneme 2 metre kadar boncuk ipi taktım. Bu sefer uzun kestim çünkü kapamasını yapmak için de bir miktar ayıracağım. Bir 30 santim ucunda bıraktım. Ve stop boncuğu taktım. Kaymasın diye boncuklar. İğneme şöyle bakarsanız 2 tane deli kaboncuk, 1 tane tila, 2 tane deli kaboncuk taktım. Ve aşağı kadar indiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hemen buradan başlıyoruz. 1 tane deli kaboncuk alıyorum. Şöyle tutalım. Hemen buradan ve bir tane boncuk atladığım diğerinden girdim. Şöyle. Görüntü bu şekilde oldu. Biraz daha ekranı yaklaştırayım. Ve burada aynı delikten, yani alt delikten giriyorum. Tila boncuğun biliyorsunuz 2 tane deliği var. Aynı delikten girdim. Aşağı delikten. Üste geçmedim henüz. Karşı tarafı geçtim. Şöyle. Ve hemen bir tane daha deli kaboncuk alıyorum. Yine tekrar peyote işlemi yapıyoruz. Bir tane boncuk atladım. Ve diğerinden girdim. Böyle bir görüntü olacak. Ve iğneme bir tane deli kaboncuk aldım. Hemen buradan peyote işlemi yapıyorum yine. Bir tane boncuk atlıyorum. Ve tila boncuğun içinden geçiyorum. Karşı tarafa. Alt delikteyiz. Üste henüz geçmedik. Bunu karıştırmayalım. Ve bir tane daha deli kaboncuk alıyorum. Bir tane atladım. Boşluk, yani o boşluğu doldurmuş oldum. Diğer boncuğa girmiş oldum.
bu şekilde ve hemen çeviriyorum ve bir tane daha delikli boncuk aldım. Bir boncuk atlıyorum. Hemen bu boncuktan giriyorum ve üst taraftaki deliğinden giriyorum tilanın. Hemen işimi çeviriyorum yine. Ve buradan bir tane daha delikli boncuk aldım. Yine peyote işlemi yapıyorum. Buradan giriyorum. Yine tila boncuğun içinden geçiyorum. Ve tekrar bir tane delikli boncuk aldım. Buradan hemen boşluğu dolduruyorum ve geçiyorum. Hemen işimizi çevirelim. İstiyorsanız buradan da böyle devam edebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Bir tane daha delikli boncuk aldım. Hemen buradan giriyorum. Ve tila boncuğun içinden de geçiyorum. Tekrar bir tane delikli boncuk takıyorum iğneme. Buradan hemen geçiyorum ve işimi de çeviriyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş büyüyor. Delikli boncuk alıyorum. Buradan hemen girdim. Peyote işlemi yaptım. Burada artık işimiz biraz farklılaşacak. O yüzden bir tane tila boncuk taktım iğneme. Şöyle. Hemen buradan giriyorum. Bu şekilde. Tila boncuğu ne zaman takacağız? Hemen şöyle bakalım. Şu kenardan saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeni bir sıraya geçeceğiz. O yüzden hemen bir tane delikli boncuk ve tila boncuk taktım. Ve işimizi istediğimiz yönde tutabiliriz. Bir tane delikli boncuk aldım. Ve buradan Miyuki'den ve tila boncuktan geçiyorum. Ve hemen bir tane daha delikli boncuk takıyorum ve karşıya geçtim. İşimizi çevirelim. İşlem aslında çok kolay farkındaysanız. Bir tane delikli boncuk aldım. Hemen alt taraftan geçiyorum. Delikli boncuğun içinden tila boncuğun içinden geçtim. Ve bir tane daha delikli boncuk takıyorum iğneme.
buradan son tarafta olan delika boncuktan da geçiyorum. Evet, bu sırayı da tamamlamış olduk. Çeviriyorum ve iğneme bir tane delika boncuk taktım yine. Şöyle işimi çevireyim. Hemen buradan giriyorum. Bir tane boncuk atlamış oldum. Yani POT işlemi yapmış olduk. Ve buradan şimdi tila boncuğun içinden geçiyorum. Üst taraftaki delikten geçtikten sonra bir tane delika boncuk taktım. Ve buradan delika boncuğun içinden geçiyorum. Hemen çeviriyoruz. Bir tane delika boncuk taktım. Ve buradan tila boncuğun içinden de delika boncuğun içinden de geçiyorum sırayla. Ve bir tane delika boncuk takıyorum tekrar. Hemen burada peyote işlemi yapıyorum yine. Bir tane boncuk atlamış oluyorum. Bir tane daha delika boncuk taktım. Buradan hemen karşıya geçiyorum. Tila boncuğun içinden de geçiyorum. Ve burada bir tane delika boncuk takıyorum. Hemen boşluğu dolduruyorum. Peyote işlemi yapmış olduk. Bir tane boncuk taktım iğneme. Delika boncuk, bir tane peyote işlemi yaptım. Ve yeni bir tila boncuk takmam gerekiyor. O yüzden bir tane tila boncuk alıyorum. Ve yanına bir tane de delika boncuk takıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Böyle. Burada olduğum için buradan direkt giriyorum. Şöyle yerleşecek zaten. Şöyle gör. Evet, böyle bu şekilde. Hemen çeviriyorum. Bir tane delika boncuk aldım. Buradan hemen delika boncuğun içinden geçtim ve tila boncuğun içinden geçtim. Tila boncuğun alttaki delikten geçiyorum. Yani üste hemen geçmiyoruz. Ve burada bir tane daha delika boncuk alıyorum iğneme. Hemen boşluğu doldurdum. Peyote işlemi yapmış oldum. Çeviriyorum tekrar. Çevirdim tekrar. Ve hemen bir tane delika boncuk taktım. Tila boncuğun alt deliğinden giriyorum. Bir tane daha delika boncuk aldım. Hemen tekrar bu şekilde girdim ve çeviriyorum. 15 santim yaptınız veya 16 santim. Eğer bileğinizin ölçüsü diyelim ki 18 santimse ne yapıyoruz? 2 santim çıkartıyoruz. 16 santim yapmanız gerekiyor. Ya da 15 santim de yapabilirsiniz. Yani iki parmak böyle genişliğinde bırakın. Eğer kapama takacaksanız kapamanız zaten yeterli olacak mutlaka. Eğer boncukların kendisinden yapmak istiyorsanız
Yine o uzunluğa ihtiyacımız var. Ben bu kadar yaptım. İsterseniz bunu yüzeye de çevirebilirsiniz. Şöyle elimde tutayım. İsterseniz bunu yüzük de yapabilirsiniz. Şöyle. Güzel olacak. Yüzük de olabilir. Bu şekilde devam edeceğiz. Başka bölümde de kapama bölümünü de yapacağız. O yüzden bu kadar devam ediyorum. Tila boncukla nasıl piyote işlemi yaparak bileklik hazırlayabiliriz bunu gösterdim. Eğer bana sorularınız olursa bu videonu yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.